Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhaba. Programımızın bu yepyeni bölümünde sizler için özenle seçtiğimiz yeni bir kitap listesiyle daha karşınızdayız. Şüphesiz ki kitaplar hayattaki en güzel dostlarımızdandır. Bize her zaman huzur veren, ufkumuzu genişleten bu güzel sayfalar kimi zaman da hayatımıza yön verir. Biz de edebiyat dünyasının nabzını tutan bu programımızda bu hafta sizlere 2018 yılında en çok okunan kitapların listesini sunacağız. Yıllar sonra bile geriye dönüp baktığınızda tüm senenin en çok ilgi gören kitaplarını bir çırpıda görebileceksiniz. Bakalım bu sene ülkemizde en çok hangi kitaplar okunmuş? Listemizin 10. sırasında Abdülrazak Gurnah'tan Sessizliğe Hayranlık yer alıyor. Sessizliğe hayranlık, ülkesini terk etmek zorunda kalan bir adamın hikayesi olduğu kadar onunla aynı kaderi paylaşan pek çok göçmenin de hikayesi. Öteki olmak ve bu yüzden kendini kabullendirmek zorunda kalmak. Sessizliğe hayranlığın sessiz ve isimsiz anlatıcısı, üniversite öğrenimi için geldiği İngiltere'de yerleşip aile kurmasına karşın yıllardır aidiyet sorunu yaşamaktadır. Bu sorunu ana vatanını Zanzibar'a dönerek çözmeyi deneyen sessiz anlatıcı, ana vatanında karşılaştığı ruhsal ve manevi engellerle birlikte sorunun mekanla veya coğrafyayla sınırlı olmadığını anlayacaktır. Kuşaktan kuşağa devrolan bir kimlik ve aidiyet sorununu sınırları ve milliyetleri kat eden bir anlatı içinde sunan sessizliğe hayranlık, insanlığın evrensel ütopyasına yönelik bir umut kıvılcımı. Ele aldığı kavramların hepsine yakından bakarken hem terk edilen hem de sığınılan yere de olabildiğince tarafsız yaklaşıyor Gurnah. Yer yer sınıf tartışmalarını, Zanzibar'ın tarihinin de olay örgüsünün dokusuna işlediğini görüyoruz. Acının bir nesilden diğerine aktarıldığı, insanın içine işleyen bu hikayede bizi karanlık, kasvetli bir sonla baş başa bırakırken yeniden kurmayı, kederde ortaklaşmanın yarattığı teselliyi karşımıza çıkararak ufak da olsa yeni bir başlangıç kapısı açmayı da ihmal etmiyor yazar. Dokuzuncu sırada Raydan Çıkan Trenler eseriyle Hernán Roncino yer alıyor. Roncino, romanında 4 farklı anlatıcı ve 4 farklı zaman kullanarak bir yapboz oluşturuyor ve kendine has bir dille gizemli bir suç öyküsünü anlatıyor. Arjantin'in ıssız bir kasabasında tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf ama sıradan. Sıradan ama karanlık şeyler. Hayatları birbirine ölümüne bağlı erkeklerin kaderi de bir kadının etrafında şekilleniyor. Biri hapse giriyor, biri aldatıldığından şüpheleniyor. Biri suçluluk duygusuyla cebelleşiyor. Biri de cinayete kurban gidiyor. Latin Amerika'nın dikkat çekici yazarları arasında gösterilen Hernán Roncino, 4 farklı anlatıcı ve 4 farklı zaman kullanarak bir yapboz oluşturuyor. Kendine has bir dille, sade ama çarpıcı bir kurguya imza atıyor. Raydan Çıkan Trenler, Arjantin toprağına şüphe tohumları serpen, travmalarla yüklü bir suç öyküsü. Listemizin 8. sırası Alberto Manguel'den Dönüş eseri için ayrıldı. Sürekli ve ayrıntılarla ortaya konan, içinde Fabris'in anılarının da yer aldığı bir geçmiş yeniden canlanıyor. Bu sırada sanrılar, hayal kırıklıkları, kaybolan insan ve mekanlar da giriyor devreye. Alberto Manguel, Arjantinli yazar ve çevirmen. 1948 yılında Arjantinli bir anne ve babanın çocuğu Buenos Aires'te doğdu. Çocukluğunu babasının diplomatik görevi nedeniyle İsrail'de geçirdi. Çek bakıcısından İngilizce ve Almanca öğrendi. Ana dili olan İspanyolcayı ise 1955'te Arjantin'e döndükten sonra öğrendi. Öğrencilik yıllarında ünlü Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'le tanıştı. Fransa, İtalya ve İngiltere gibi değişik ülkelerde hayatını geçiren yazar, 1988'de Kanada vatandaşı oldu. Yazarlığının yanı sıra çok dilli bir çevirmen, antoloji yazarı ve editör olarak da uluslararası bir şöhret kazanan Alberto Manguel'in en çok tanınan eseri Hayali Yerler Sözlüğü'dür. Öte yandan, Okumanın Tarihi adlı kitabı 30'dan fazla dile çevrilerek uluslararası ölçütte çok satan kitaplar arasında yer aldı. Bu kitap,
aynı zamanda Times Literary Supplement tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterildi. Ayrıca Fransa'da Médicis ödülünü kazandı. 1922'de Yabancı Bir Ülkeden Haber Geldi adlı romanı McKitterick ödülünü kazandı. Aynı şekilde Resimleri Okumak, Aşk ve Nefretin Tarihi adlı eseri de Kanada'da Kurmaca Dışı Dalı'nda Genel Vali ödülüne layık görüldü. Hayatını Roma'da sürdüren, sürdürmekten mutlu olan bir adam, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı ülkesine, kendisi için artık yaşamayan bir yere ait o kente geri dönüyor. Uçaktan iner inmez, şehrin geri kalmışlığını ele veren çirkinlikler bir süre sonra yerini tarifsiz bir eğretiliğe, hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulandıran tuhaf tersliklere bırakıyor. Ve ortaya geçmişin kayıplarıyla mağlul bir kent manzarası çıkıyor. Yedinci sıramızda Peter Nigerian'dan Beyley'in Kızları var. Yazar hem olay örgüsü hem de üslubuyla oldukça özgün olan romanında kadın figürleri aracılığıyla geçmişin izlerini sürüyor ve simgesel bir kadın korosuyla dünü bugüne ailesinin Anadolu'dan başlayıp Amerika'ya uzanan hayatını da şimdiye bağlıyor. Adanalı bir anne ve Diyarbakırlı bir babanın çocuğu olarak 1940'ta New York yakınlarında Union City'de doğdu. Rutgers Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. San Francisco Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. Çeşitli üniversitelerde ders verdi. Öykü, şiir ve denemeleri dergi ve antolojilerde yayımlandı. İlk romanı Voyages 1971'de basıldı. Bu kitapta kimliğinin ve kaybettiği babasının izlerini ararken Anadolu göçmeni ailesinin geçmişiyle hesaplaşan, içindeki huzursuzluğun ve Amerika'ya karşı hissettiği yabancılığın nedenlerini bulmaya çalışan bir Ermeni gencinin isyanını dile getirdi. Bu ilk romanıyla edebiyat çevrelerinden olumlu tepkiler aldı. 1978'de yayımladığı Wash Me On Home, Aile, Aidiyet ve Kimlik kavramları üzerinde durdu. 1986'da yayımlanan Daughters of Memory'de ise kadın figürü aracılığıyla geçmişin izlerini sürdü ve simgesel bir kadın korosuyla dünü bugüne ailesinin macerasını Amerika'daki yaşantıya bağladı. Nigerian'ın anı ve derlemelerden oluşan kitabı Büyük Amerikan Yalnızlığı ise 1999'da yayımlandı. Eski kitaplarında Peter ismini kullanan Nigerian, son üçlemesiyle birlikte Pete ismini kullanmaya başladı. Halen günlerini edebiyat ve resimle uğraşarak geçirdiği Kaliforniya'da yaşıyor. Sanatçı ve yazar Pete Nigerian'ın 1986'da yayımlanan üçüncü romanı Daughters of Memory'nin Türkçe çevirisi Belleğin Kızları adıyla çıktı. Yunan mitolojisindeki bellek tanrıçası Nemozi'nin Zeus'tan olan kızları ilham perilerine atıfla romanına bu başlığı veren Nigerian, baş karakteri Zeke ve Yunan tragedyasındaki koro misali bir işlev gören yaşlı kadınlar korosu aracılığıyla geçmişin izini sürüyor ve dünü bugüne Anadolu'da başlayan ailesinin hikayesini Amerika'ya bağlıyor. Çocuk yaşından itibaren gözlerinin önünden gitmeyen ve farklı zamanlar ve farklı mekanlarda farklı görünümlerle karşısına çıkan bir kadın figürü, ressam Zeke'nin zihninde çölde ölen anneannesiyle annesinin bile yüzünü hatırlamadığı o kadınla üst üste biniyor. Sanat tarihinin kadın figürleri, rüyalarındaki kadınlar, aşık olduğu kadınlar, annesi, anneannesi, hepsi Zeke'nin arayışına eşlik ediyor. Nigerian, Berlin Kızları'nı çarpıcı bir kurguyla kaleme almış. Bu anlatı, okura hafızanın ve unutuşun, geçmişin ve şimdinin, rüyanın ve gerçeğin ve sanatın dehlizlerine çekiyor. Listemizin 6. sırasında yaşadığı dönemde Rus düşünce hayatına büyük etkilerde bulunmuş olan İvan Ivanoviç Panayev'in Akrabalar eseri yer alıyor. Panayev, Akrabalar adlı novellasında daha sonra pek çok yazara esin kaynağı olan bir kahramanı, gereksiz insan tipini takdim ediyor. İvan Ivanoviç Panayev,
1812 yılında St. Petersburg'da soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Soyluların çocuklarının öğrenim gördüğü okullarda okudu. Ancak asıl tutkusu yazmaktı. İlk eseri 1834 yılında yayımlandı. Bu sıralarda romantik akımının etkisindeydi. Ünlü Rus edebiyat eleştirmeni Belinsky ile tanışması Panayev'in edebi kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu andan sonra gerçekliğe ve toplumsal eleştiriye yönelecekti. Katıldığı Anavatan Notları adlı dergi grubu da bu yanıyla tanınmıştı. Panayev, kısa zamanda derginin en önemli yazarlarından birisi oldu. Panayev ve karısı Avdotya, Panayev'in evi St. Petersburg edebiyat çevreleri için çekim merkezi haline gelmişti. Dostoyevski, ilk romanı İnsancıkları ilk kez onların evinin salonunda bizzat okumuştu. 1847'de Nekrasov'la birlikte Panayev, Sovremennik dergisini devraldı ve dergi ileriki yıllarda Çernişevski ve Dobrolyubov'un başını çekti ve Grigorovich, Turgenev, Botkin gibi yazarların katılmasıyla birlikte Rusya'nın en etkili edebiyat ve düşünce hareketine dönüştü. Hayatının son yıllarında yazdığı dönemin edebi figürleri, sanatçıları, müzisyenleri ve aktörlerinin portrelerini içeren Edebi Anıları 1861 yılında yayımlandı. Bu kitap Rus edebiyat tarihinin önemli kaynakları arasındadır. 18 Şubat 1862 tarihinde St. Petersburg'da öldü. Panayev, akrabalarda 19. yüzyıl Rus edebiyatında öne çıkan gereksiz insan tipine örnek bir kahraman yaratarak onun ne gibi özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklerini nereden kazandığı, aynı zamanda sorun olarak ortaya koyduğu kahramanın neye ihtiyacı olduğu üzerine düşüncelerini kaleme alır. Gereksiz insan olarak Grigori Alekseyiç'in iradesi sürekli olarak eylemle çelişir. Birçok şeyin hayalini kurarken eylemsizliğe saplanıp kalır. Aşkı yüce bir duygu olarak görüp hayal dünyasında büyütse de bunu gerçekliğe dökemez. 19. yüzyıl başlarındaki Rus soylu yaşamının doğurduğu gereksiz insanların bir örneğinin canlandırıldığı söz konusu metin aynı zamanda İvan Turgenev'in Rudini'nin önceliği olarak da görülür. Listemizin 5. sırası Titan'ın Sirenleri adlı romanıyla Kurt Vonnegut için ayrıldı. Kara mizahı, sivri dili ve eşsiz hayal gücüyle 20. yüzyılın en önemli yazarları arasında yer alan Vonnegut, Time'ın deyimiyle George Orwell, Doktor Caligari ve Flash Gordon'ı tek vücutta birleştiren bir yazar. Ahlaklı bir soytarı, deli bir bilim insanı. ...1922'de ABD'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da savaşırken Almanlara esir düştü. Tutuklu olarak bulunduğu Dresden kentinin bombalanmasına tanık oldu. Geleneksel bombalar kullanılmasına rağmen Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından daha fazla ölüme neden olan bir bombardımandı bu. Vonnegut'un kişisel tarihinde büyük önem taşıyan bu olay 1969'da yazdığı Mezbeha No. 5 romanına konu olmuştur. Dresden bombardımanı, Vonnegut'un dünyaya karşı aldığı son derece komik ve alaycı ama aynı zamanda umutsuz, karamsar ve sinik tavrın altında yatan unsur olarak görülebilir. İlk iki romanı olan Otomatik Piyano ve Titan'ın Sirenleri tamamen bilim kurgu sayılabilir. Daha sonra yazdığı romanlarda bilim kurgu temaları eksik olmamasına ve çoğu romanında boy gösteren kahramanı Kilgore Trout bir bilim kurgu yazarı olmasına rağmen kendisi romanlarının bilim kurgu olarak tanımlanmasına çoğu kez karşı çıkmıştır. Diğer önemli romanları arasında Gece Ana, Kedi Beşiği, Şampiyonların Kahvaltısı, Hapishane Kuşu, Galapagos ve Mavi Sakal sayılabilir. Kesin kes bildiğim ilk şey şu, eğer sorular mantıksızsa cevapları da mantıksız olacaktır. Milyoner kaşif Winston Niles Renfort uzay gemisiyle bir kronosinklastik infundibulumunun ortasına dalarak saf enerjiye dönüşür. Yalnız 59 günde bir maddeleşebilir ve bir saatliğine dünyadaki evine dönebilir. Tek tesellisi artık geçmişi ve geleceği tamamen görebilmesidir. Karısının dünyanın en zengin ve en ahlaksız adamı Malaki Constant'la birlikte uzay yolcusu olacağını da bilmektedir. Malaki'nin bu beklenmedik destansı yolculuğu
Onu tanıdık ve tanımadık pek çok gezegene, dünyamızın işgaline, Titan'da yüz binlerce yıldır bekleyen bir uzaylı turiste götürecektir. Acaba bu parçaları bir araya getirebilecek başka biri var mıdır? Türkçe'de ilk defa yayımlanan Titan'ın Sirenlerinde Vonnegut bizi uzayda ve zamanda curcunalı bir yolculuğa çıkararak insanın hayattaki amacına ve evrenin derin anlamsızlığına dair kendi kıvrak kalemine özgü, benzersiz bir hayal sunuyor. Listemizin 4. sırasında Manken adlı romanıyla Choi Yan yer alıyor. Manken, Güney Kore'nin saygın edebiyat ödüllerine sahip Choi Yan'dan yaş, güzellik, beden, aile gibi evrensel kavramların tartışıldığı derin bir roman. ...1953 yılında Seul'de doğan, Güney Kore'nin en saygın edebiyat ödüllerine layık görülen Choi Yan, kimseye ait olmak değil, deniz gibi, rüzgar gibi özgür olmak isteyen ve 17 yaşında evden kaçan Yi Jina'nın namı diğer Jin'in hikayesini anlatır Manken'de. Jin'i küçük yaşta reklamlarda oynamaya başlayıp ailesinin geçimine katkıda bulunuyor. Erkek kardeşi, kız kardeşi, annesi ve menajeri onun güzelliğini sömüren bir çarkın parçalarına dönüşüyor. Zamanla bu maddi dünyanın değerlerine yabancılaşan Jin'i, evini, işini, ailesini terk edip manevi bir yolculuğa çıkıyor. Jin'in öyküsü onun hiç tanımadığı gizemli bir kahramanınkiyle kesişiyor. Arzularının peşinden giden bir erkeğin ve dünyanın arzularından uzaklaşmaya çalışan bir kızın yolları birleşiyor. Jin evini neden terk ediyor? Neden kimseyle konuşmuyor? Onun sırları su yüzüne çıktıkça hakikatin karanlığı da etrafındakileri sarmaya başlıyor. Hikayenin tamamını her bir karakterin kendi ağzından dinliyoruz. Yazar sıralı bir olay örgüsü anlatımını tercih etmemiş. Bu da romanı okurken dikkat gerektiriyor. Hikayenin tartıştığı kavramların odağında olan genç kadın Jin'i dışında karakterler hikayesini kendisi anlatıyor. Yalnızca Jin'in anlatıcısı farklı. Yazar tarafından seçilen bu tarz romanın bütünlüğüyle çok uyum sağlamış. Ve geldik listemizin ilk üçüne. Listemizin üçüncü sırasında Hatırla romanıyla İsmail Güzelsoy yer alıyor. Günümüzün en iyi hikaye anlatıcılarından İsmail Güzelsoy, son romanı Hatırla'da bizleri bir anlatı şölenine davet ediyor. Ve 12. yüzyılda Artuklu Sarayı'ndan 20. yüzyılda Kars ve İstanbul'a uzanan şiirsel bir hikaye anlatıyor. Bir varlık kendisini başkasının elinde yaratabilir mi? 800 yıl önce Artuklu Sarayı'nda El Cezeri isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı büyülü bir masala yolculuk yapıyoruz Hatırla'da. Zulmün, adaletsizliğin hükmüne son vermek, şenliğin ve neşenin hüküm sürdüğü bir hayat kurmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir mi? Sokaklarda dans eden bir kız çocuğu acımasız tiranların zulmüne yıkabilir mi? Evet diyor Hatırla. Çünkü sokaklarda dans edilmediği zaman orada kan akıyor. Arka arkaya sıralanan sürprizlerle birbirine geçen, birbirine bağlanan 800 yıllık iki serüvenin şiirsel romanı Hatırla. Zamanın yalnızca bir hatırlama yolculuğu olduğunu fısıldıyor bize. Umudun son kırıntısı da tükendiği zaman kapımızı omuzlayıp ruhumuzu ele geçiren bir aşkı tarif ediyor. Cibeşiso, Zakir, Suzan, Samet, Kedi Şulbu. Her biri kendi aykırı dünyasından çıkıp hatıralarınıza ortak olacak. En umutsuz olduğunuz zaman çok uzaklarda kaldığını, unutulup gittiğini zannettiğiniz o şifreli sözü fısıldayacaklar size. Hatırla. İsmail Güzelsoy Hatırla da yine bizi bir anlatı şölenine davet ediyor. Listemizin ikinci sırası Eduardo Berti'nin Yabancı Bir Baba romanı için ayrıldı. Roman, başka bir ülkede yabancı olmanın, farklı bir dili konuşmanın, okuyup yazmanın, kimlik sorunlarının ana fikrini oluşturduğu, iç içe geçmiş birkaç hikayeden oluşuyor. ...1964'te Buenos Aires'te doğdu. İlk kurmaca kitabı, Öykü Derlemesi Kuşlar,
Reviz'de Kultura Burs Ödülünü kazandı. Büyük yankı uyandıran romanları Wakefield'ın karısı, Japonca, İngilizce, Portekizce ve Fransızca gibi dillere çevrildi. 2004'te Bütün Funslar, 2008'de Boktör'ün Gölgesi, 2010'daysa son öykü kitabı Unutulamayan'ı yayınladı. 2011 yılının sonlarında Arjantin'in Emece ödülünü oy birliğiyle alan Düşlenen Ülke, 2012'de İspanyolca'da yazılmış en iyi romana verilen Premio Las Americas de Novela'yı layık görüldü. İki baba ve her birinin oğullarıyla sessiz, neredeyse namevcut ilişkisi. Yabancı babalarının esrarını anlamaya çalışan iki aile. Ana vatanlarından uzakta, ana dillerini kullanamadıkları ülkelerde kendilerini yeniden yaratmaya çalışan göçmenler. Tutkuyla başka yazarların yapıtlarını okuyan ve bu yapıtlardan kalkarak kendi hayatlarındaki bir gizemi kazıp çıkartmaya çalışan yazarlar. Kilit altında tutulan, kolay paylaşılamayan sırlar. Arjantinli yazar Eduardo Berti'nin otobiyografik öğeler de taşıyan romanı, yaklaşık 100 yıl arayla iki farklı zamanda ilerliyor. Göçmenlik, aile sırları, geçmişle hesaplaşma gibi kadim olduğu kadar günümüzde de yakıcılığını sürdüren meseleleri var. Karmaşık olay örgüsünde hiçbir ayrıntı tesadüfi ve rastgele değil. Ve listemizin birinci sırasında Bir Kutup Ayısının Anıları romanıyla Yoko Tawada yer alıyor. Gerçeküstü olanı, şaşılacak bir hakikat duygusuyla kuşatan Bir Kutup Ayısının Anıları yazının sonsuz olanaklarını gözler önünde seriyor. Karşınızda buz gibi güzel, kalem kadar keskin ve bir kar tanesi kadar eşsiz bir metin. Berlin'de yaşayan hem Japonca hem de Almanca yazan Japon yazar. Yoko Tawada bir kitapçının kızı olarak Tokyo'da dünyaya geldi. Ağırlık noktası Rus edebiyatı olan edebiyat bilimi eğitimini Japonya'da tamamladı. 1982'de Hamburg'da Çağdaş Alman Edebiyatı okudu. Doktorasını Sigrid Wiegel danışmanlığında Zürih'te tamamladı. İlk kitabı 1987 yılında Almanya, 1992 yılında Japonya'da yayınladı. Hem Alman hem Japon dilinde denemeler, tiyatro oyunları, düz yazılar ve şiirler kaleme almaktadır. Ödüllü yazar Yoko Tawada'dan buluşlarıyla benzersiz, yaratıcılığıyla ilham veren bir roman. Bir Kutup Ayısının Anıları. Tawada, düş ile gerçeği ustalıkla iç içe geçiren bu metinde, üç kuşak kutup ayısının yaşamlarına bakarak alternatif bir Avrupa resmi çiziyor. Kiev'de yaşayan bir kutup ayısı, yazının sağaltıcı gücünü keşfediyor. İnsanlık marifetleriyle tanışıyor. Doğu Almanya'da gösteri yapan bir kutup ayısı, bir kadına aşık olup ilk öpücüğünü tadıyor. Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dünyanın en meşhur kutup ayısı Bebek Nut ilk adımlarını atıyor ve Bir Kutup Ayısının Anıları bir otobiyografinin nasıl yazıldığını anlatıyor. Kuzey Kutbu'nun sessiz ufuklarında parlayan sirk ışıklarına, eski Sovyetler Birliği'nden yeni Berlin'e uzanan bir roman bu. Eli kalem tutan üç kuşak kutup ayısının sayfalarında özgürce gezindiği, yazının tüm olanak ve olasılıklarını zarafetle irdeleyen bir roman. Programımızın sonuna geldik. Sizlere aktardığımız kitaplar ve tanıtımları umarız ki ne okumalıyım sorunuza yanıt olabilmiştir. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.